Erkek erkek gibi olacak, kadın kadın gibi olacak, kitap kitap gibi olacak, penaltı penaltı gibi olacak. Biz üniversitede Bahçeli, Kılıçdaroğlu falan beraberiz. Kızları toplayıp toplayıp geliyorum. Bu ikisi kavga ediyor sağ olsun. Ya aradan 50 yıl geçti, ben hala geziyorum. Bu ikisi hala kavga ediyorlar hocam. Ben ne sağ görüşe inanıyorum, ne sol görüşe inanıyorum hocam. Ekonomik olarak rahatsan sağ sol beni ilgilendirmiyor. Çok satılık hakem vardı. Türkiye'de şike olmadı. Babası oldu ya yıllarca. Sakın ben şike yapmadım, biz şike yapmadık filan sakın ha. İşte Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizci. Onların bilgilerinden artık faydalanmak lazım. Sağda işleri zor. Fenerbahçe yedek kulübesi ilk 3-4 maçta suratsız tipler vardı. Şimdi Fenerbahçe yedek kulübesinde herkes gülüyor. Şu ana kadar susuyor. Ali Koç dikkat et, hiç konuşmuyor. Niye? Takım konuşuyor. Hangi idareci konuşuyorsa takımı sallanıyordur, kötüdür. Kral buraya, kral buraya. Hakan'ı çağırıyorlar, Hakan gitti. İmparator buraya, imparator ya baba gitti geldi be. Bütün stat. O ***cü Erman Doroğlu. Çocukluk yıllarım önce işte Ankara Koleji'nin orası, sonra Kocatepe, sonra Küçük Esat, sonra Ayrancı, sonra Orhan. Babam memur. Tek çalışıyor. Anne çalışmıyor. Annem Selanik kökenlidir. Babam Mersin tarafı, Yörük. Valla çok rahat büyümedik. Ankara Oteli inşaatında çalıştım 2 sene. 3 ay 4 ay çalışıyordum. Sonra tatile gidiyordum. Kitap paramı alıyordum. Ankara Oteli inşaatında bir adama ya şuradan makası verirmişim demişim. Ya demişim, bu bir ağız alışkanlığı. Adam bana bir fırçartmaya başladı. Adam büyük falan derken ben dağıttı. Ne diyorsun lan sen dedim sonunda. Sen bana haksızlık yaptın, terbiyesizlik yaptın sabahtan beri. Ben genel müdürün dedim. Torbiliyle buraya geldim. Böyle dınk diye kaldı. Yürüdü gitti. O gün akşam dedim ki lan Erman, hani bugün genel müdür var. Yarın genel müdür olmayacak. Eğer dedim bir yere gelmezsen, çalışmazsan, birine mahkum olursan senin bu alemde ananı ağlatırlar dedim. O bana büyük ders oldu. Tunalı Hilmi de İstanbul'un Nişantaşı'sı gibi bir yer. Ya üst komşumun kadın kekeme, 3 çocuk kekeme. Onları taklit etmeye başladım ben. Herkes gülüyor. Akşamları işte çocuk nasıl konuşuyor, anne nasıl konuşuyor böyle. Gideceğiz dedim. Biraz sonra olacak falan diye. Herkes kaka. Ben yapa yapa abi 6 ay sonra kekem oldum. Ve atana kadar anam ağladı. Bayağı uğraştım yani. 8 sene uğraştım. Doktora da gitmedim. Hep böyle nasıl olurum sağdan soldan bilgiyle. İşte çakıl taşı koy. Açık yere git, kimse olmasın. Bağıra bağıra konuş. Cevap vermeden evvel derin nefes al. Ama o derin nefes almanın avantajını şöyle gördüm. Hocam derin nefes almak hayatta çok lazım bir olay ya. Amirin sana fırça attı. Derin bir nefes al. Senin çocuğun sana ters bir şey söyledi. Derin nefes al. Evde hatunla kavga ediyorsun. Derin bir nefes al hocam. Yani bir tek hakemlikte derin bir nefes alamıyorsun. Yani çalıyorsun anında düdü. 66-67 işte üniversite. Önce bir hukuka yazıldım, sonra siyasala, sonra dedim yürü git lan dedim, iktisadı bitir. İktisat daha kolayıma geldi herhalde siyasaldan hukuka göre. Biz üniversitede Bahçeli, Kılıçdaroğlu falan beraberiz. Onlar hangi bölümde bilmiyorum. Ben kamu yönetim bölümündeyim. Bahçeli'yle bir merhabımız falan daha fazla var. Kılıçdaroğlu'nu karşıdan bakın. Kılıçdaroğlu daha sessiz. Bahçeli daha böyle bir talebe işine falan giren bir adam. Sağ sol kavgası var, felaket. Kanlı bıçaklı. Ben de Ankara Gücü'nde oynuyorum o zaman. Araba aldım, 56 Chevrolet. Üniversiteye geliyorum, kızları toplayıp geliyorum. Babu okula geliyorum kızlarla. Bu ikisi kavga ediyor sağ sol. Ya aradan 50 yıl geçti, ben hala geziyorum. İşte şimdi hanım var, gene arkadaş grupları var. Babu. Bu ikisi hala kavga ediyorlar hocam. Kardeşim, gençler gelsin ya. Gençler gelsin, açın gençlerin önünü ya. Parasız olmuyor ama parayla da kendimi satmadım. Basındayken bana bazı teklifler geldi, hayır dedim. Gazeteciler ve televizyoncular var. Bildiğini ve gördüğünü yazmayan ama gene para kazanan. Toplumda saygın yerlerde duruyorlar ama arka tarafı bilmiyor halk. Yavaş yavaş çıkar meydana. Gürcistan'da oldu. Parayı gözlemciye verdik. O da UEFA'ya verdi. Soruşturma açıldı. 2 sene attılar Gürcüleri. Gürcüler beni vurmaya geldiler. O günden beri bende silah vardı. Hep para teklif etmişlerdi. 5 bin dolar, 7 bin dolar ama şöyle 5 bin dolar falan dediğimde doktor 100 dolar alıyordu orada. Arçelik Leşota'yı gördüğüm maç, o maç. Gözlemci dedi ki, paraların numaralarını aldım, bunlara sizde kalsın. UEFA sizden ister bunları. Maçı oynatacak mısın, oynatmayacak mısın dedi. Maçı biz izleyeceğiz dedim, biz karar verelim. İlk yarıda bir oyuncu müthiş oynuyor. Ben öyle etkilenmem kolay kolay. 8 şey Arçelik, 9 Şota. Yani. Zeki Çöl diye bir gazeteci vardı, ona söyle. O Trabzon muhabiriydi. Demiş ki ya bu Erman topçu beğenmez. Bir iki adam beğenmiş filan. Bana Sadri Şener terim, o Sadri de benim. Hem mahalleden arkadaşım, hem okuldan arkadaşım, adı üzerinde.
Lan oğlum dedi, sen dedi iki topçu beğenmişsin. Dedi iyi mi? İyi dedim. Bizde oynar mı dedim. Şimdi bizde oynar mı deyince ben şüphelendim. Niye soruyorsun dedim. Ya dedi Özkan Sümer'le Serdar Bali dedi bizde öyle topçu çok dediler. Öyle deyince ben sen de oynamazlar o zaman sadece dedim. Nasıl yani oğlum dedi, hem iyi oynar diyorsun. Sen de oynamazlar. Nerede oynarlar dedi. Dedim Juventus, Bayern Münih, Manchester oynarlar. Hadi lan dedi oradan dedi. O zaman kimseye söyleme alacağım dedi. Fakat ondan sonraki hikayesini Sadli'den ben geçen sene duydum ve bunu kitaba da yazdım. Abi gidiyor topçuları almaya ama o zaman bir mafya türü bir adam var başkanları. Sonra öldürülmüş o adam, öyle duydum. Sadli gidiyor diyor ki ya diyor bu iki topçu. Sadli diyor ki adam senin diyor hakemin diyor bizi diyor şikayet etti. İki sene ceza yedik diyor. Ben sana topçu vermem diyor. Sadli Şenez Ercik'le konuşuyor. Şenez Ercik diyor ki şöyle şöyle bir savunma yazıp göndersinler diyor. Ceza 2 yıldan 1 yıla iniyor. Bunun üzerine Arçil ile Şota Trabzon'a geliyorlar. Şöyle bir futbolcuydum. İnatçı. Yani sahada ne var ne yok veren, çok teknik olmayan, sağlam, santrforum önce ben. İkincilikte oynuyorum, gol kararlılığında üçüncüydüm. Düşün, 17 yaşındayım. Sonra PTT'ye gittim, olmadı. Sonra Ankara Gücü'ne geldim, 100 bin liraya. O arada benim kulüp sahibi olan Avni bulduk. Karanlıkta attığım bir imzayla beni profesyonel yaptı. Aldı bulduğu çağını biraz şeydi. Hep genç topçu çıkarır ve satardı. Parayı öyle kazırdı. Maç da satardı. Leftar abi küçük Andorra dediğiniz Bolu maçı mesela. Mesela ben çıktım oyundan 1-0 mağlubuz. Oturdum tabii, ayağım ağrıyor. Sonra maç bir anda 4-0 oldu. Bizim yedek kulübesi böyle. Bolu stadında. Bolu Spor'un yedek kulübesi de orada. Biz Güneş Spor'dayız. Abi maç 4 olunca Avni abi kalktı. Hani 1-0 bitecekti dedi. Leftar abi döndü. Avni abi bir şey yapamıyorum, söylüyorum, anlatamıyorum. Oturdum böyle, ne o maç satılmış abi. Kitapta o da var, ne efsaneler var benim bildiğim. Küçük dilini yutabilirsin. Annemle babam tatildeydi, tekim 5000 lira falan almışım Avni bulduktan. O zaman 500'lük falan yok, böyle paralar küçük, böyle bangonat abi. Hocam eve geldim, bir limonata falan yaptım kendime. Salonda kimse yok hocam. Paraları bir attım böyle havaya, var ya abi paralar ya. Yaşın 17 abi. O para büyük para. Gençler Birliği genç takımındayım. Oynatmıyor beni antrenör. Sonra biri dedi ki gel seni Güneş Spor'a götüreyim dedi işte abi burada. Abi buldu da gençleri çok seviyor hani. Gittim antrenmana çıktım. Bir daha çıktım dedi ki sen dedi gençlerde niye dedi oynamıyorsun? Kavgayı falan seviyor musun dedi. Yok sevmem. Ben seni dedi çağıracağım dedi bir hafta 10 gün zarfında dedi. Ayakkabılarını alıp geleceksin dedi. Bana haber gönderdi. Gittim 19 Mayıs stadına. Dedim ki ne var? Dediler ki Ümit Milli takımıyla Güneş Spor maç yapacak. Hayda. Hazırlık maçı. Lan gittim. Bu beni kafadan santrfor koydu. Bayağı da iyi oynadım. Ondan sonra da ilk çıktığım stat Samsun stadı. 17 yaşındayım o zaman da. Gol attım. 1-1 bitti maç. Ertesi gün enteresan akşam yemekte oturuyoruz. Tabii abim işte tıpta okuyor o zaman. Peder dedi ki Samsun'da dedi bir futbolcu gol atmış Erman diye, o sen misin? Ne inkar edeceksin ki? Benim dedim. Hiç çıkmadı abi. Ondan sonra Trabzon geliyor Ankara'ya. Abi 3-1 yendik. Bir gol attım. Akşam eve geldim. İkisinden sonra daha sık. Ne dedim sizin suratları sık? Abi sen tribüne gel. Maça gel. Trabzonlu tarafında otur. Ben gol atınca Trabzonlular senin adadavra diye küfür et. Bu da karıma diye küfür ediyorsunuz diye pedercik dayağı yemediler bilmiyorum. Peder ama uzaktan şey yapıyordu, burnunu sokuyordu, hiç sevmiyordum. Birisi işeme burnunu soksun hiç sevmezdim rahmetli. Ne yapayım ya? Oğlumu niye milli takımı almıyorsunuz diye mektup yazmış bir yerlere falan. Olacak şey değil ya. Burada Fenerbahçe okuma maçı. 1-0'da öndeyiz. 2'yi falan yapacağız belli oluyor artık. Abi Yılmaz diye bir futbolcu var. Rovaşada yaparak gol attı. Çok güzel bir gol attı. Abi yerden kalkarken sevinirsin değil mi? Bu golü hepinizin karısına kızına geçirdi bu çocukları dedi. Hakem şöyle, Muzaffer Sarvan, Yılmaz böyle, ben böyleyim. Atmayacak mısın bunu dedim. Sus dedi, oyunu çomaklama, seni atarım. Oyun bir daha başladı. Bu bir daha geldi, ceza alanının 2 metre dışı. Sırtı bizim kaleye dönük ama. Bekledim topu yere indirsin abi, tam böyle yere indirdi. Buna böyle bir daldım alttan. Top ben, bu üçümüz de kalktık havaya. Bu hızla be, hırsla bir kalktı. Ayağımı kırmaya bastı 3 taba. Tekmeliği kırdı ama ayağımı kıramadım, ayağım aşa doldu. Lütfen onu attı. Sonra Fenerliler geldiler. Hoca bunu da atmazsan bu maçı zor bitirirsin. Tribünleri görmüyor musun? Beni de attı abi. Arkadan bir futbolcuyu attı. Onu nasıl attı bilmiyorum. Arkadan takım kaptanı geliyor. Allah belanı versin. En iyi 2 adam mı attın diyor. Onu da atıyor ki en doğru onu atıyor. Hocam ondan sonra bir kavga başladı sahada. Anam. Buram burana. Halit Kıvaç diyormuş ki öyle olaylar var ki maçın devamını tahmin etmiyorum TRT'den.
Eğer devam ederse anlatacağım. Şu anda müziğe geçeceğiz. Cumhur müziğe geçmişler. Maç bir daha başladı. Dakika 90 bizim bir uzun top abi. Biz 3 kişi eksiyiz. Maç 2-1 oldu abi. Biz aldık. O maçtan sonra zaten gazetede beyanatım var. İnşallah hakem futbolculuktan sonra hakem olacağım. Bu sistemi değiştireceğim diye. Ama hala değiştiremedim. Değişeceği de olmaz. O zamanki hakem satın almaları çok fazlaydı. Çok satılık hakem vardı. Onu söyleyeyim. Hem de ne isimler. Trabzon'un onu seviyorum. Bu üç büyük takımın hegemonyasına karşı hem sahada hem sahanın dışında baş kaldırıp tavır koyabilen tek cami. Var sistemi çok şey düzeltti. Var daha iyi nasıl kullanılır ona bakmak lazım. Hocam hiç keşkem olmadı. Benim söylediğim her şey doğru değil ki. Bana göre doğru. Sana göre belki değil. Ben bildiğim yolda gidiyorum. Eksenimden şaşmıyorum ama. Bana silah at, eksenimden şaşırtamaz. Şike olayı, bilmem ne olayı, öyle böyle. Yok abi ben onu söylemişsem doğrudur o. Bana göre doğrudur. Geri dönmem o işten. Çünkü onu söylerken iyi düşünmüşümdür. Türkiye'de şike olmadı. Babası oldu ya yıllarca. Babalar neler oldu ya? Sakın ben şike yapmadım, biz şike yapmadık filan sakın ha. Şenol Güneş'in kitapta yazdıklarımın konuşulmasına yasak geldi. Şike şey gibidir, sigara dumanı gibidir. Bilirsin yakalayamazsın yani. Sigara dumanı gibi. Ama bilirsin. Konuşursan da inkar ederler. Ben bir kısmını yazdım kitapta. İnkar edecekler mi etmeyecekler bilmiyorum. Zaten şöyle söyleyeyim. Kitaptan para kazanmayacağım. Eğer dava mava açarlarsa kitaptan gelen bana düşen parayı sağ olsun Hamit'le yarı yarıya bölüşüyoruz zaten. Geri kalan parayı ben işte dava para mara masrafa vereceğim. Diğerini Darüşşafaka'ya vereceğim. Futbolcu Erman. Kabzıbal Erman Refik Toroğlu. Hakem Erman Toroğlu. Yorumcu Erman Toroğlu. 20 yıl kabzımallık yaptım. Çek alacağım zaman Erman Refik Toroğlu yazması lazım. Erman Toroğlu'yla bazen başını ağrıyordu. Onu çok kimse bilmez. Futbolcu Erman 15 kişisin. 11'e bölünüyor. Küfür de bölünüyor, para da bölünüyor. İşte başarı da bölünüyor, başarısız da bölünüyor. Ama Hakem Erman da öyle değil. Yardımcılarım var ama Hakem Erman bir tane çünkü. Maçın bütün idaresi sende. Çaldığın zaman bitiyor iş. Yorumculuk yaparken her çıktığım program son program olabilir. Hakem kendi her çıktığım maçım son maçım olabilir derdim. Fenerbahçe iyi gidiyor. Fener bir de gelen teknik adamı ben yapacağına zor diyordum ama adam zoru yapmaya kalktı. Adam geldiği gün dedi ki Avrupa'yı düşünmüyorum önce. Fenerbahçe'yi Türkiye Ligi şampiyonu yapmak istiyorum. Ben her maç değişik takım çıkarırım dedi. Lan bu nasıl yapacak bu işi? Vallahi adam yapıyor. Yani bir maç çıkarıyor 8 kişi var. Ertesi maç 7 kişi yok. Mesela Fenerbahçe'ye de kulübesi ilk 3-4 maçta şeydi. Böyle suratsız tipler vardı. Böyle şeydi filan. Hatta ben dedim ki lan İsmail'in takımı bunun takımına 50 basar filan dedim. Ama dedim 10 maç beklemek lazım. Benim prensibim 10 maç. 10 maç bekleyince hakikaten farklı oldu. Şimdi Fenerbahçe'de kulübesinde herkes gülüyor. Dikkat et. Herkes mutlu. Niye? Herkes oynayabiliyor. Herkes giriyor. Demek ki adaleti doğru dağıtıyor. Ve adam bazı şeyler hoşuma gidiyor. Mesela o çocuğu istiyorlar işte. Hani oynatmak için geç takımdan gelen. Daha hazır değil diyor ya. Daha durun diyor ya. Seyirciye şerbet veren bir teknik adam tipi değil. Şu ana kadar susuyor Ali Koç. Dikkat et hiç konuşmuyor. Niye? Takım konuşuyor. Geçtiğimiz yıllarda abi hangi idareci konuşuyorsa takımı sallanıyordur, kötüdür. Hakemler kötüdür, takımı kötüdür. Aslında takımı kötü olan yöneticinin takımına konuşması lazım dışarıya değil. Akıllı yönetici fazla hakeme falan gitmez. Şimdi diyorlar ki ya Fener fazla penaltı attı birer. E tamam. Penaltı nasıl olur abi? Ceza alanına fazla girersen penaltı olur. Ceza alanına giremezsen penaltı olmaz. Hocam röportaja başlarken bir misal verdim. Devlet Bahçeli ile Kılıçdaroğlu diye. İşte Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli de öyleler abi. Anlatabildim bilmiyorum. Onlardan artık danışman olarak şey alacaksın. Ha gelsinler televizyonda ders versinler, televizyonda anlatsınlar. Mesela artık o çağa geldiler, geçiyor bile. Onların bilgilerinden artık faydalanmak lazım. Sahada işleri zor. Çünkü saha başka bir dinamizm istiyor. Fatih'te hareketlilik vardır. Ama Fatih son Galatasaray'a geldiğinde soruyorum Fatih Bodrum'da. Fatih soruyorum Fatih bilmem nerede. Yani Fatih eskiden teknik adamlık yaparken arkadaşlarını çağırır, konuşur, eder, tartışır filandı. Şimdi torunlarından filan gezince toptan biraz uzaklaştılar. Yani. Arkadaşım da severim de yani. Hocam eleştirir mi? Ben işimi yapıyorum. O işini yapıyor abi. (Gülüyor)
Şimdi sana bir şey anlatayım o zaman fıkra gibi. Galatasaray Chelsea'yle mi ne oynadı? 5-7'ler. Küfürlü gidiyor Fatih içeriye bayağı bir. Tugay diyor ki bize küfür ediyorsun ama diyor oraları katma falan deyince Hakan iyi yaptın falan diyor. Elindeki ayakkabıyı fırlatıyor falan. Ben bunu yazıyorum gazetede. Fatih Erman'ı mahkemeye vereceğim falan diyor. Ben de versin dedim. O hafta da maç var. Galatasaray maçı var şeyde. Ali Sami'nin de maça gittim ben. Abi neyse tabii dolu stat. Takımlar çıktı. Kral buraya, kral buraya. Hakan'ı çağırıyorlar. Hakan gitti. İmparator buraya, imparator ya baba gitti geldi böyle o filan. O da aşağıda. İmparator kral el ele. İmparator hop ellerini kaldırdılar. Bütün stat. O Erman Doroğlu. Ne kadar güzel bir organize değil mi hocam? Ya hocam ne yapacaksın? Yapacak bir şey. Erkek erkek gibi olacak. Kadın kadın gibi olacak. Kitap kitap gibi olacak. Penaltı penaltı gibi olacak. Yani bunlar benim olmazsa olmazlarım.